Dani, e poi Bruma è arrivato solo un giorno e mezzo fa. Öncelikle Galatasaray sadece bir oyuncunun topu karşı tarafa taşıyacağı bir takım değil. Bütün takım olarak o topu oraya taşıması gerekiyor. İkincisi yabancı sınırlaması var. Üçüncüsü tersten geldim. Bruma sadece bir gün önce geldi takıma. Katılmadı. Dördüncüsü defans oyuncusunda sıkıntımız vardı ve yedek olarak alabileceğimiz tek oyuncu da Dani'ydi. Dolayısıyla böyle bir seçim yapmak durumunda kaldık. Quindi probabilmente qualche giocatore fresco ci sarà. Öncelikle sürekli 3 günde bir maç yapan bir takım için milli takımlardan da oyuncuların yorgun gelmesi önemli bir faktör. Önümüzde zaman var. Şimdi bu oyuncuların toparlanmasını ve daha dinç halde olan oyuncuların da takıma katılmasını bekleyeceğiz. Çünkü çarşamba günkü antrenman çok önemli. Bu önümüzdeki periyotta göreceğiz. Meno, ma credo che non rigiocherà fino a dopo la prossima sosta. Snyder evet 2 gol attı. Onun için çok memnunum, mutluyum. Aynı Drogba gibi o da oyunun kaderini etki eden bir oyuncu olduğunu göstermeye başladı. Altın top içinse hani umuyorum daha erken döner ama bu ikinci milli maç arasından önce oynayabileceğini tahmin etmiyorum. Una cosa importante nella partita, ma credo che noi dobbiamo migliorare. Öncelikle evet şunu söyleyeyim. Hem birbirimize çok benzediğimiz için ben burada olmaktan çok mutluyum. Oyun bittikten sonra bu yorumu yapmak belki daha kolay oluyor. Ama oyun sırasında Ceyhun iyi oynayarak gelmişti. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Yaptığımız değişiklikten sonra da zaten 10 kişi kalmış olan rakip karşısında galibiyet almamız normaldi. Ama oyunumuzu daha da geliştirmemiz lazım. Önemli olan bu. Migliorare e guadagnare punti, poi vedremo la fine, la pressione assolutamente no. Ben kazanmak için takımı oynatan bir hocayım. Galatasaray'da çok büyük bir kulüp. Kazanmak için oynayan bir kulüp. Fakat tabii ne olacağı sonunda belli oluyor. Bazen istediğiniz gibi sonuçlar olmayabiliyor. Ama bu benim üzerimde bir baskı yaratmıyor. E sapevo che sarebbe stata una partita difficile per tanti motivi, ma loro hanno giocato bene, complimenti a questo. Öncelikle siz üzgünsünüz, üzgün olduğunuz için ben de üzgünüm ama biz sevinçliyiz diğer taraftan. Çok güzel bir oyun çıkardık Karabük. Daha önce ben DVD'lerinde seyretmiştim, bekliyorduk. Ama tebrik ediyorum tekrar, hakikaten çok güzel oynadı. Cercando di fare le cose per bene, lavorando duro, questo. Öncelikle evet üçüncü karşılaşma ama bu karşılaşma için tam anlamıyla sadece dün tam takım olarak çalışabildik. Biraz zamana ihtiyacımız var. Benim de elimde sihirli bir değnek yok ama zamanla ve çalışmayla birçok şeyi daha iyi yapan bir takım haline geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Okay, thank you. Grazie.